geldiniz. Hoş bulduk. İki tane çocuğum var. Evet Esra Hanım. 3,5 yıldır göremiyorum dedin. Geçici velayet hakkı da bende. Ama bir tarafta da evlatsın. Evet. Bugün annen yanında en büyük destekçi. Evet, evet. Her zaman yanındayım, destekçisiyim. Gülhan abla, bu 3,5 yıl bir anne olarak, anneanne olarak, torunlarına hasret bir anneanne olarak nasıl çok, geçti? Çok zor Esra Hanım. Çok zor, anlatamam. Çok zor. Yavrum ağlar, ben ağlarım. Yavrum ağlar, ben ağlarım. Hep ağlarım Esra Hanım. 3,5 yıldır kızım ağlıyor, ben ağlıyorum Esra Hanım. Çok zor. Çok zor Esra Hanım. Biz torunlarımızı istiyoruz, yavrularımızı istiyoruz biz. Her türlü kızımın arkasındayım, her türlü. Her türlü. Destekçisiyim kızımın. İlk Yasemin, yani çocuklarından ayrı ve alındığını iddia ettiği bir tarih var. Evet. Çocuklar ondan oluyor. İlk arayıp size ne dedi? Hani kim? Anne, çocukları benden götürdüler. Hayır, ben de vardım o zaman. Siz evde miydiniz? Ben de vardım. Eşim, bir anlatır mısınız? Eşim tır şoförü şimdi. Eşim dedi İstanbul'a yüküm çıktı. Hadi gidek. Yasemin'e sürpriz yapalım. Geldik, Yasemin'i aşağı zile bastım. Yukarı çıktık. Yasemin'in görümcesini gördüm orada. Dedim ki... İlişkileriniz nasıl? Evet. Onlardan da bahsedin. O nasıl ilişkili? Görümceyle ilişkili. Görümceyle orada görüşün. Daha önce kızıma işkenceleri yaptığında şahit oldum onları. Gördüm kızımın vücudundaki darp izleri, kim yaptı? Görümcem yaptı. Hep kızıma işkence yaparmış. Onu orada gördüğüm zaman ben zaten dedim ki utanmıyorum halen kızımın evine geliyorsun sen de. Ne yüzüne geliyor? Hani gelmeyecekti. Söz vermişti babası, gelmeyecekti kızım. Yasemin evine gelmeyecek. Evini ayırdık. Benim kızım bundan sonra Yasemin evine gelmeyecek dedi. Söz vermişti, gelmeyecek. Orada ben salona geçtim, oturdum, söylendim. Kendi kendime söylendim yani. O abisini kardeşini aramış, Yasemin'in kocası Serdar Aslan. Geldi onu, aldı götürdü ev. Kendi babasının evine götürdü onu. Biz de oturduk, çay içtik, eğlendik, torunlarımı sevdim. Hiç herhangi bir şey yok, geldi enişte elime öptü, anne hoş geldin. Hiç herhangi bir şey yok Esra Hanım. Oturduk, akşam yattık, kız yataklarımızı yaptı, yattık. Damat evde torunlarına eğleniyor. Hatta o videolar da var, o gün çektiğimiz videolar. Yasemin atmıştır size. Var, attın mı o videoları? Evet. O videoları bir alabilir miyiz? Yani o son Ağustos ayıydı değil mi? Evet. 5 Ağustos'tu. Evet, o günün akşamı. O günün akşamı. Damat evde Serdar evet. Aslan. Evet, ya evde. Kızının evindesin evet. Sen geldin. Evet, eğleniyor. Torunlarımı seviyorum. Küçük olan yemek yiyor. Seviyorum bunu. Kızı seviyorum. Karşısında oynuyorum. Eğleniyor. Oturuyor. Çay içtik. Evet. Yattık. Sabaha karşı eşim kalkmış. İyi ki de lavabodaymış eşim yani. Yatakta olsa başına çöker. Belki de eşimi öldürürlerdi. O anda bir bağırtıyla uyandım, yatakta fırladım, eşimin kafasına kayınbaba dursun aslan silahı dayanmış. Sizin iddialarınız evet. Evet, öyle diyerek eşimin kafasına silahı dayanmış, öldüreyim mi seni diye. Serhat Aslan vurdu, kaşımı patlattı. Şuralımda kan akıyor, Serhat Aslan. Kayınbiraderi. Kayınbiraderi. Serdar Aslan bir yanda vuruyor eşime. Damat eşime vuruyor Esra Niye Hanım. Niye ama yani hani hiçbir şey. Gece her şey güllük gülistanlık. Evet, hiçbir şey yok. Bu tarih 3 Ağustos ya da 5 Ağustos'tu değil mi? Evet. Ya o videoları mutlaka bulun. Sabah Esra... niye bunlar yaşanıyor? Evet, sabah 6'da i̇şte, niye bunlar Esra yaşanıyor? Esra Hanım, çocukları. Anneni dinliyorum. Annenin iddiası şu, aslında kızıma darp ve şiddet uyguladığını iddia eden görümcesi sanırım. Onu evden gidişi mi tetikledi bu olayı? Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Bir gün önce sizin görümceyle tartışıyor olmanız sabahı bu olayın yaşanmasına sebep oldu. Akşam ben gelişini, görümce evde görüşüm, biraz tartışma. Onlar korkmuş, acaba bunlar gelmiş çocuklarımı kaçırıp götürecek gibi iddiasına. Halbuki damadımla evet. Beraber evdesiniz siz. Evet, damat yoksa ailesi sabah saat 6'da evi basıp da karşı komşusu geldi. Bizi gitti banyoya. Banyonun kapısına bu yaslanmış, baba baba diye bas bas bağırıyor, babama bir şey yapacaklar diye. O anda çıktık, çocuklar yok, çocuklar almışlar götürmüşler Esra Hanım. Gittik. Yani siz bir gün önce eve geldiğinizde evet. Görümceyle aranızda bir problem yaşanıyor. Evet öyle. Şimdi dediniz ki görümce... benim kızımı sen darp ettin. Evet. Seni burada görmek istemiyorum evet, dediniz. Evet dedim. Bunun bir öncesini anlatır mısınız? Yasemin'in şiddet gördüğünü iddia ediyorsunuz. Onun da evet. Hani... Evet, bu anlamda ben, raporları falan da vardı. Ben Yasemin hamileydi, oğluna doğum yapacak. Ben geldim Yasemin'in yanına.
Geldim, Yasemin evi yukarıda çat katında oturuyor, kendiler aşağıda oturuyor. Çıktık, oturduk Yasemin evin. Bana kaynanası ilk gelip yanıma oturup da bana ne demesi lazım? Senin kızın psikolojisi bozuk, kızını al götür doktora. Hamile ya, bu arada Yasemin. Evet, Yasemin hamile. Ben doğumuna geldim. Doğumuna kızım doğum yapacak, kızıma yardım edeceğim. Evet. Kızımın yanında olayım. Senin kızının psikoloji bozuk, kızını götür doktora. Ya ne demek ben kızımı verdim sana, bir tane kızı var. İkinciye hamile, nasıl benim kızımın psikolojisi bozuk olur? Nasıldı peki, yani düğün nasıldı, düğünden sonra Esra ilişkileriniz Hanım, nasıldı? Bu insanların da biz çok tanımadık yani. Tamam, kızım sevdi diye verdik yani, çok tanımadık. Ama ilişkimiz iyiydi yani, kötü değil. Ne zaman bozuldu peki bu hali? İşte diyorum ya, ben gelip de o kızımı o halde görüşüm, ben arıyordum Yasemin'i sürekli. Yasemin tamam anne, evet anne, evet hayır yarışmasında oyun oynanır ya, Yasemin de öyle telefonda. Tamam anne, evet anne, anlatmazdı bir şey Yasemin. Hayır, sen şimdi bunlar normal, hiçbir bir şey yok. Kızını arıyorsun, nasılsın evet. Kızım, iyi anne. He, anlatmaz hiçbir zaman. Anne tamam anne, selenin altını değiştireceğim, sonra ararım seni. Yani kızımla biz dertleşme, konuşma, yok konuşamak. O mutlu olduğu günlerde telefonlaşamıyordunuz. Evet, yani Esra telefonlaşırız. Biz ararız kızım, hiç bizi aramaz, biz ararız. Biz ararız ama... Niye aramazdın Yasemin annenleri? Esra... Hani görünürde problemin olmadığı günlerden bahsediyoruz evliliğinde. Ya aradığımda korkuyordum. Hani bir şey diyemiyordum zaten. Bana uygulanan şiddetleri aileme söyleyemedim ta annem görene kadar. Nasıl fark etti anne? Ben... Annem işte doğumuma gelmişti. O zaman gördüm morlukları falan sözünü vücudumda. Sözünü kesin Esra Hanım. Banyo yap, hamile doğuma gidecek, banyo yap. Banyoya girdi, kızım seni keselim. Kızımın kolları hep mor. Esra Hanım, şuraları tırnak batığı. Görümcesi resmen tırnak batırırmış buralarına. Yani bak, akıl almaz iddialar bunlar ya. Buralarına resmen, Yasemin dedim, buralarına ne oldu kızım dedim. İntihar etmeye mi kalkıştın dedim, sordum buna. Yok anne dedi. Ya bu kadar da vicdansızlık olmaz ya. İnsanda vicdan gerek Esra Hanım. Peki vicdan. Siz hani onun hamile banyoda evet. Bunları gördüğünüzde... Evet. Eşine ya da evdeki herhangi birine sordunuz, hayır. Bu nedir? Hayır, sormadım Esra Hanım. Kızımı doğuma götürdüm, doğuma... O günü gece banyo yaptı, o günü gece Yasemin sancıladı, doğuma götürdük. Hiç seslenmiyorum şimdi ben bunlara. Bir şey demiyorum, kızımın doğumuna götürdük, doğum yaptı kızımı, eve getirdik. Ben dedim, Yasemin dedi ki, ben anne Adana'ya gidek, çocukları alak gidek, biraz değişiklik olsun dedi. Geri gelirik dedi, tamam dedik. Anlatmıyor bu da bir şey, hiç anlatmıyor bir şey. Dedim Adana'ya gidek, yok biz kızı göndermek, oğlanı al git Yasemin'le. Ya niye, o da benim torunum, ben Selen'i göndermem, kayınbabası. Serdar hiç karışmıyor bir şeye, bundan babası hep babasının arkasına pısmış, karısını ve çocuklarını, yuvasını böyle dağıttı. Seslenmiyor, babasının arkasına çıkmıyor Esra Hanım. Diyorum tamam ben kızı göndermem, kız hasta. Ya niye hastayız, Adana'nın içinde doktoru da var, hastanesi de var. Yok kızı göndermek, kız hasta. Oğlan da 40'lı yeni doğum yaptı, 10 gün durdum yanında. Kızı gönderme. İkinci çocuğun doğumundan evet. Bahsediyorsunuz. Yani bütün her evet. Şey aslında ikinci çocukla fark etmeye başladınız. Evet, ikinci evet. Çocuğuna fark etmeye başladım. Ondan sonra neyse ağlayarak bununla Selen'i bıraktık. Ağlaya ağlaya gittik Adana'ya. Kızı oğlanı aldık. Selen'i vermediler bize. Ağlaya ağlaya Adana'ya gittik. Bizi kayınbabası aldı, bizi havaalanına götürdü. Kayınbabası yine Serdar. Kayınbabası dedi buna, Yasemin kızım dedi, sen gitmezdin. Sen ne durumda gidiyorsun? Bu orada kayınbabasına anlattı. Baba dedi, senin kızın bana bunu yap. Benim kızım Esra Hanım kahvaltı yaparken önüne peynir doğrar yermiş. Bu peynir çok dermiş, önünde alırmış. Bunu bu kadar yemesen dermiş. Esra Hanım bir köle sizin iddianız. Esra Hanım bir köle muamelesi yaptılar kızıma. Ben gittim, kızım bir gün sonra doğuma gidecek. Yukarıda ben tek başıma oturuyorum. Kız aşağıda yanıma çıkmıyor yukarı. Niye? Çıkmıyor. Niye ben... çıkmıyorsun? Çıkamıyorum Esra Hanım, korkuyorum çünkü. Çıkmıyor kız. Kız sinirleniyor buna. Kızım yanıma gel otursene, ben seni Adana'dan gelmişim senin yanına. Gelmiyor yanıma. Aşağı iniyor, gidiyor onların çöpünü atıyor, bulaşıklarını yıkıyor, onların yemeğini veriyor, onların hizmetini yapıyor. Her işlerini bitiriyor, ana kız ayak üstüne atıp oturuyorlar. Bu da köle. Sen Selen'e bakacaksın, sen Selen'in başında oturacaksın, yatmayacaksın. Bu kızım 9 aylık oğlunda hamilelik döneminde yatırmamış, görümcesi cimcik atarmış, yatmayacaksın. Selen'i bekleyeceksin sen, Selen ateşlenir, havale geçirir. Selen'i bekleyeceksin sen. At
ateşlenir, havale geçirir. Ateşlenir, havale geçirir. Esra Hanım böyle bunları iş olur mu? Şu an anlattıklarınız ise Yasemin mi anlattı, sizin şahit olduklarınız mı? Yasemin sonradan bunları anlattı bana. Esra Hanım işte sonradan. Yasemin'i aldım Adana'ya götürdükten sonra Yasemin bunları bana anlattı. Ondan sonra aradım kocasını, dedim ki Selen'i al gel. Burada bir 10 gün durursun, konuşak dedim. Ondan sonra karını da alırsın, çocuklarını da alır gidersin. Yok dedi, ben getirmem Selen'i. Ya niye getirmiyorsun? Arada bir şey yok. Kayınbabası dedi, ben dedi gittim havaalanında o kızımı düve düve dedim, affettim. O nasıl Yasemin'e bunları yapmış dedi. Olmaz dedi, böyle şey mi olur? Dedim ya sizde vicdan yok mu, vicdan, insanlık yok mu sizde? Bu insan yani, bu da benim evladım. Bu da benim evladım. İnsan bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Siz görünceyle ilgili iddialarda bulunuyorsunuz. Kendisinde evet, cevap ve söz hakkı vardır. Ama aile baştan geldiği andan itibaren iddia şuydu. Ben çocuklarımdan, evlatlarımdan ayrıldığımda oğlum 9 aylıktı. Evet. Kızım 2,5 yaşındaydı. İddia buydu. Karşı tarafta dedi ki hayır, çocuklarını biz göstermek istedik ama... Yasemin görmek istemedi. Doğru olmadığını, iki tane haciz tutanağı var elinde. O şekilde iddianın doğru olmadığını anladık. Sonra Esra Hanım canlı yayın içerisinde sorguladı, çocuklar nerede? Asla vermeyeceğiz, çocuklar bizim yanımızda. Biz... Görümceyle ilgili iddialar vardı. Şiddet uygulandığı yönünde. O görümce neler yapmış? Tabii olayları, iddiaları cevaplandırırsınız ama bize verdiğiniz bir mahkeme kararı da var. O mahkeme kararının içerisinde görümcenizin size hakaret ettiği yönünde de bir mahkeme kararı var. Yani evet. Aslında... Olaylar anlattı, anne daha ayrıntıya girerek anlattı. Yasemin evet. Bu kadar ayrıntıya girmemişti ama iddia ettiği her şeyi bir yargılama sürecinden geçmiş olduğunu. Şimdi Yasemin burada evet. Kendini pek ifade edemiyor, ama Esra hani, Hanım, dosyasında her şey açık ve aynı şekilde var. Hani vardı Esra ya bazen. Hanım. Mesela biraz önce Samet'e sorduk. Samet böyledir diyor ama mahkeme tutanaklarında, belgelerin hiçbirinde... O anlattıkları yok. Yasemin'in burada aslında anlatamadığı çok şey tüm dosyasında da mevcut. Evet. Şimdi benim kızım çok Adana'ya gideceğiz. Yasemin'in evine şu anda 3,5 yıldır çocuklarını göremiyorsun. Evet. Ve ailenle yaşıyorsun. Kayınbiraderinin, kayınpederinin ve eşinin ailenle ve senin yaşadığın yerle ilgili iddiaları vardı. Bu arada 3,5 yıl sonra ilk defa çocuklarının son hallerini cuma günü gördü Yasemin. Çünkü onları bıraktığında biri 2,5 yaşında, biri 9 aylık bebekti.